صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hiç şüphesiz camide bulunmanın ve cemaat adabı olmanın bir takım kuralları ve kaideleri vardır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de "Ey Ademoğulları, her mescide gidişinizde güzel ve temiz elbiselerinizi giyin" buyuruyor. Bu bizim beden temizliğine dikkat etmemiz gerektiğini vurgulaması açısından çok önemli bir husustur. Aynı zamanda beden temizliğine dikkat çektiği gibi bizim her camiye gidişimizde güzelce abdestimizi almamız, kılık kıyafetimizi kontrol etmemiz gerektiğini de bir zorunluluk olarak görüyoruz. Zira namazın şartlarından bir tanesinin setri avret olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani oraya girerken dışarıda giyilmiş olan elbiselerden daha ziyade bir edebe bürünmek, bir ahlaka bürünmek, bir orada herkesin aynı duyguyla, aynı yaratana, aynı yöne yönlenmiş olduğu bir yerde gönlünü ve kalbini Allah'a açan insanların zihinlerini bulandırıcı davranışlardan insanların kaçınması gerekiyor. Bu bakımdan setri avret çok özenle üzerinde durulması ve namazın efendim şartlarından bir tanesidir. Yine orada bulunmuş olduğu zaman dilimi içerisinde bir takım edebe mugayir davranışlardan insanların kaçındığı gibi etrafta ve çevrede insanlara zarar verici davranışlardan da kaçınmak gerekiyor. Yani nahoş kokan efendim işte yiyecek içeceklerle yedikten sonra camiye gelmenin sünnete aykırılık teşkil ettiğini yine bizim bilmemiz gerekiyor. İnsanları rahatsızlık edici kokulardan sakınmamız gerektiğini yine bilmemiz gerekiyor. Özellikle işte yanımızdakiyle maleyani veya laubali konuşmalardan, işte cep telefonuyla özellikle cuma günleri hutbe okunurken efendim cep telefonuyla uğraşmaktan kaçınmanın, oradaki manevi havadan istifade etmekten de kaçınma olduğunu yine bilmek gerekiyor. Yine aynı zamanda bu bağlamda söylemek gerekirse çocuklarımızla beraber camiye gitmemiz gerektiğinin de altını yine çizmemiz gerekiyor. Onların yaramazlıklarına tahammül etmek veya onları bahane ederek onları getirmeme gibi bir durum içerisine düşmememiz gerekiyor. Yine çocuklarımdan itibaren cami adabını, camiye girerken nasıl girilmesi gerektiğini, orada nasıl bir duruş sergilenmesi gerektiğini çocuklarımıza küçük yaştan itibaren aynı zamanda büyükler olarak öğretirsek o çocuklarımız büyüdükleri zaman bazen üzülerek basın yayın organlarında, cami işlerinde, çevresinde görmüş olduğumuz hakikaten caminin o manevi havasına uygun olmayan davranış ve tarzlardan da uzaklaşmış olunabileceğini belirtmek isterim.